Anayasa hükmü var, çiftçi desteklenecek ama nasıl destekleneceğini bir özel kanun düzenlemişiz, tarım kanunu. 21. madde aynen şöyle söylüyor. Bütçeden ayrılacak kaynak milli gelirin yüzde birinden az olamaz. 2006 yılından bugüne kadar hiçbir zaman çiftçiye milli gelirin yüzde biri oranda destek verilmedi. Hesabını yaptık. Her yılın milli gelirini çıkardık. Onun yüzde birini aldık. Size verilen destekleri de bir tarafa koyduk. Artıdan eksiden çıkardık. 210 milyar lira alacağınız var bu hükümetlerde. 210 milyar lira. Eski parayla 210 katrilyon lira Türk çiftçisinin alacağı var. Verilmedi bu size. Verilmediği içindir ki tarım bu durumda. Kanun emrediyor, vereceksin diyor. Anayasa emrediyor, yapacaksın diyor ama yapmıyorlar. Niçin? Nasıl olsa çiftçi bize oy verir. Önemli değil. Biz bunu böyle yapalım, yolumuza devam edelim. Ama öyle bir noktaya geldi ki bıçak kemiğe dayandı. Artık dayanamıyor çiftçi. Bıçak kemiğe dayandı. Sizin buna isyan etmeniz lazım. Bu yanlıştır demeniz lazım. Bizi batırana biz oy vermeyeceğiz demeniz lazım. Ben sizin hakkınızı savunurum sonuna kadar. Bana oy verin diye değil. Adalet için savunuyorum sizin hakkınızı. Adalet. Adalet olması lazım. Bu işin sağ solu yok. Bu iş ekmek meselesi, memleket meselesi bu iş. Olaya öyle bakmak lazım. Anayasa diyorsa ki çiftçiyi destekle, kanun çıkarıyorsun en az milli gelirin yüzde biri kadar destek vereceğim. Zamanında en az yüzde birini vereceksin. Vermediğin takdirde suç işliyorsun.